Bir önceki videoda asidik ortamda gerçekleşen redoks tepkimelerini nasıl denkleştirmemiz gerektiğini öğrenmiştik. Bu videoda ise bazik ortamda meydana gelen redoks tepkimelerini denkleştireceğiz. Başlarken bunların birazcık daha zor olduğunu söylemeliyim. Ama izleyeceğimiz yol asidik çözeltileri yaparken izlediğimiz yolla aynı olacak. Aslında yine dördüncü basamaklı dediğimiz gibi buraya birkaç proton ekleyeceğiz. Ondan sonra da yarı tepkimeleri birbirlerine eklememiz gerekecek. Ancak bunu yaptıktan sonra birkaç hidroksit anyonu da eklememiz gerekecek. Bu tepkime bazik ortamda gerçekleştiğine göre dördüncü basamakta eklediğimiz protonları nötralleştirmek için bu hidroksit iyonlarına ihtiyacımız var. Bir önceki videoda yaptığımız gibi öncelikle yükseltgenme basamaklarından başlayalım. İlk olarak hipoklorit anyonuna bakalım buradaki oksijenin eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip olduğunu biliyoruz. Ayrıca toplamdaki yükün de eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Öyleyse klorun sahip olması gereken yükseltgenme basamağı artı 1 olmalı. Çünkü artı 1 ve eksi 2 bize toplamda eksi 1'i veriyor. Şimdi bir de buradaki krom içeren bileşiğine bakalım. Bu bileşikteki yükseltgenme basamaklarını bulmanın en kolay yolu Hidroksit anyonunun eksi 1 yüke sahip olduğunu aklınızda tutmak. 4 tane hidroksit anyonu olduğuna göre toplamda eksi 4 yüke sahip olmuş oluyoruz. Yükseltgenme basamaklarının toplamının iyonun yüküne yani eksi 1'e eşitlenmesi gerekiyor. Kromun yükseltgenme basamağı artı 3 olmalı. Artı 3 ve eksi 4 bize eksi 1'i aslında tam olarak istediğimiz iyon yükünü veriyor. Demek ki kromun bu bileşikteki yükseltgenme basamağı artı 3. O zaman bir de kromat anyonunu inceleyelim. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2. 4 tane olduğuna göre toplamda eksi 8 yükümüz var. İyonun yükü ise eksi 2. Artı 6 ve eksi 8. Bize toplamda eksi 2'yi verdiğine göre kromun yükseltgenme basamağı artı 6 olmalı. Kromun yükseltgenme basamağı artı 6'ymış. Son olarak klorür anyonuna bakalım. Eksi 1 yük yani eksi 1 yükseltgenme basamağı. Artık neyin yükseltgenip neyin indirgendiğini bulabilmek için yükseltgenme basamaklarındaki değişime bakmamız lazım. Bildiğiniz gibi yükseltgenme için yükseltgenme basamağının artması gerekiyor. Kromun yükseltgenme basamağının artı 3'ten artı 6'ya çıkmış olması da bize yükseltgenmiş olduğunu gösteriyor. Klora baktığımızda ise tam tersini gözlemleyebiliriz. Çünkü yükseltgenme basamağı artı birden eksi bire düşmüş. Yükseltgenme basamağı azalmış, yani klor indirgenmiş. Bu tepkimede bir şeylerin yükseltgendiğini ve bir şeylerin indirgendiğini bulduğumuza göre artık ilk adımla başlayabiliriz. Yarı tepkimeleri yazabiliriz. Bir yükseltgenme yarı tepkimesi, bir indirgenme yarı tepkimesi. Bu sefer Öncelikle indirgenme yarı tepkimesini yazalım. Aslında hangisini önce yazdığımızın tabii ki de hiçbir önemi yok. Klor indirgenmiş olduğuna göre öncelikle kloru içeren yarı tepkimeyi yazalım. Hipoklorit anyonu klorür anyonuna dönüşecek. Bu gördüğümüz indirgenme yarı tepkimesi. Yükseltgenme yarı tepkimesi ise kromu içeren tepkime olacak. Öncelikle burada krom içeren bileşiğimiz var negatif yüke sahip CrOH4 eksi bileşiği kromata yani CrO4 2 eksiye dönüşecek. İşte bu da yükseltgenme yarı tepkimesi. İkinci adıma geçelim. Yani oksijen ve hidrojen dışındaki atomları denkleştiririm. Tekrar ediyorum. Oksijen ve hidrojen dışındakileri. İndirgenme yarı tepkimesinde bunu klor için yapmalıyız. Gördüğünüz gibi solda bir tane, sağda da bir tane klorumuz var. Aslında klorlar zaten denkleşmiş durumda. Ükselkenme yarı tepkimesinde ise bakmamız gereken atom krom. Solda bir tane, sağda bir tane krom var. Yani elimizde yine denkleştirecek bir şey yok. İkinci adım bizim için zaten önceden tamamlanmış. Ama yine de bu adımda dikkatli olun. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabiliriz atomları bizim denkleştirmemiz gerekebilir. Ki bu da cevabı oldukça etkileyecektir. Evet artık üçüncü adıma geçebiliriz. Su ekleyerek oksijenleri denkleştirmek. İndirgenme yarı tepkimesine bakalım. Sol tarafta bir oksijen varken sağda hiç yok. Ürünler tarafına bir su molekülü eklememiz gerekiyor. Bu şekilde sağ tarafta da oksijene sahip oluyoruz. Böylelikle de oksijenleri denkleştirmiş oluyoruz. Şimdi bir de yükseltgenme yarı tepkimesine bakalım. Unutmayın, burada gördüğünüz 4, parantez içindeki her şeyi 4 ile çarpıyor. Yani solda 4, sağda da 4 tane oksijenimiz var. Dolayısıyla yükseltgenme yarı tepkimesi için oksijenler çoktan denkleştirilmiş. Sıra dördüncü adımda, proton ekleyerek hidrojenleri denkleştirmemiz gerekiyor. Öncelikle yine indirgenme yarı tepkimesine bakalım. Biraz önce sağ tarafa bir su molekülü koyduğumuz için aslında ürünler tarafına iki tane de hidrojen eklemiş olduk. Sol tarafta da iki tane hidrojene ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Tepkimeyi denkleştirmek için kullanacağımız hidrojenleri proton olarak ekliyorum. Gördüğünüz gibi indirgenme yarı tepkimesinin sol tarafında da iki tane proton ekledim. Bu şekilde solda da sağda da iki tane hidrojenim oldu. Bir de yükseltgenme yarı tepkimesine bakalım. Öncelikle bu dört rakamın hidrojen içinde geçerli olduğunu görmemiz gerekiyor. Sol tarafta dört tane hidrojenim var. Sağda ise hiç yok. O zaman sağ tarafta da dört tane hidrojene ihtiyacım var. Onları da biraz önce yaptığım gibi proton olarak eklemem gerekiyor. Yani sağ tarafa dört haşartı ekliyorum. Bir sonraki adım elektron ekleyerek yarı tepkimedeki yükleri denkleştirmek. Beşinci adımda yarı tepkimelerin iki tarafındaki toplam yükü analiz etmemiz gerekiyor. Yine öncelikle indirgenme yarı tepkimesine bakalım. İki proton olduğuna göre iki pozitif yüküm var demektir. Aynı zamanda hipoklorit anyonuyla bir tane negatif yüküm var. Elimde iki pozitif bir negatif yüküm var. Bu da toplamda artı bir yükü gösteriyor. Bulduğumuz bu yükleri de yükseltgenme basamağı olarak yazma gibi bir alışkanlığım var. Ama bunların aslında yükseltgenme basamağı olmadığını, yük olduklarını unutmamamız gerekiyor. Sol tarafta toplamda artı bir yük varmış. Sağ tarafta ise sadece klorür anyonuna ait eksi bir yüküm var. Yani sağda eksi bir yüküm var. Tabii ki de bu yüklerin eşit olması gerekiyor. Bunu da ancak negatif yüklü elektron ekleyerek yapabilirim. Bu yarı tepkimedeki yükleri eşitleyebilmek için yapabileceğimiz tek şey sol tarafa 2 elektron eklemek. Böylece fazladan 2 tane negatif yüke sahip olmuş olacağız. Bu da bizi pozitif bir yükten negatif bir yüke taşımış olacak. Böylece sol tarafta da eksi bir yüke sahip olacağım. Bu da tabii ki sağ taraftaki eksi bir yüke eşit olmuş olacak. Sonuç olarak bu yarı tepkimedeki yükleri elektron ekleyerek denkleştirmiş olduk. O halde bir de yükseltgenme yarı tepkimesine bakalım. Bu iyonlardan sadece bir tane var. Yani sol tarafta eksi bir yükü görüyor olmalısınız. Sağ tarafta ise bir tane kromat var. Ama her kromat iki negatif yük taşıyor. Aynı zamanda protonlardan gelen dört pozitif yükümüz de var. Negatif 2 yükle 4 pozitif yük bize artı 2'yi veriyor. Dolayısıyla sağ tarafta artı 2, sol tarafta ise eksi 1 yükümüz var. Bu yükleri denkleştirmenin yolu biraz önce de yaptığımız gibi elektron eklemek. Eğer sağ tarafa 3 tane elektron eklersek toplam yükü artı 2'den eksi 1'e indirmiş olmuyor muyuz? Böylece de iki tarafta eksi 1 yüke ulaşmış oluruz. Yani yükleri denkleştirmiş oluruz. Bu elektronların ne tarafa gideceğini düşünmenin aslında bir başka yolu daha var. Hatırlarsanız yükseltgenme elektron kaybetmek demekti. İşte bu nedenle yükseltgenme yarı tepkimesine eklediğiniz elektronları kaybetmiş gibi göstermeniz, yani ürünler tarafına eklemeniz gerekiyor. Aynı şekilde indirgenme de elektron kazanımı demekti. Bu yüzden indirgenme yarı tepkimesindeki elektronlar da reaktan tarafında gözükmeli. Bu şekilde kazanılmış oldukları anlaşılacaktır. Aslına bakarsanız buna yaptıklarınızı kontrol etmenin bir başka yolu diyebiliriz. Artık altıncı ve son adıma geçtik. O adım neydi? Elektron sayılarını eşitlemek. Altıncı adımda elektron sayılarını eşitlememiz gerekiyor. Bunu yapmamızın nedeni yükseltgenme yarı tepkimesinde kaybedilen elektronlarla indirgenme yarı tepkimesinde kazanılan elektronların aynı olması. Mesela burada 3 elektron kaybetmiş ama sadece 2 elektron kazanmış gözüküyoruz. Bu da pek mantıklı gözükmüyor değil mi? Aynı elektronlar olduğuna göre sayıları da aynı olmalı. Bu yüzden bu sayıları da eşitlememiz gerekiyor. Bunu yapmanın yolu da en küçük ortak paydayı bulmak. Elimizde 2 ve 3 var. Birleşecekleri en küçük sayı 6 olur değil mi? O zaman yarı tepkimelerdeki elektronları 6 yapmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. İlk yarı tepkimeyi 3 ile ikinci yarı tepkimeyi 2 ile çarparak bence bu işi çözebiliriz. Böylece de eşit sayıda elektrona ulaşmış oluruz. Hesaplamalarımızı da yapalım. 3 çarpı 2 elektron bizi 6 elektrona ulaştırır. Aynı şekilde 3 çarpı 2 proton da bize 6 proton verecektir. Hipokloritin önündeki çarpan 1, 3 çarpı 1 yani 3 tane ClO eksi. Bir de 3 tane klorür var. Yani 3 tane Cl eksi. Son olarak da su var. Suyun öndeki çarpan da 1 olduğuna göre toplamda 3 tane su olacak demektir. Şimdi bir de yükseltgenme yarı tepkimesine bakabiliriz. Bu tepkime için çarpanımız 2 idi. Bu iyonun öndeki çarpan 1. Demek ki 2 tane CrOH4- olacak kromatın öndeki 1 ile çarpmamız gereken sayı da 2. Yani 2 tane CrO4 2 eksi olacak. 2 çarpı 4 bize ayrıca 4 tane de proton verecek. Burada 8 tane protonumuz olacak. Son olarak da 2 çarpı 3 elektron bize gereken 6 elektronu verecek. Böylece indirgenme yarı tepkimesinde de yükseltgenme yarı tepkimesinde de 6 elektrona ulaşmış olacağız. Bir sonraki adım, sizin de hatırlayacağınız gibi iki yarı tepkimeyi toplamak. Dikkat edin, burada hala asidik ortamda olduğumuzu varsayıyoruz. Öyleyse şimdi yarı tepkimeleri toplayalım. Bütün reaktantları tek bir tarafta toplamamız gerekiyor. Öncelikle bunu yapalım. Elimizde neler var? 6 elektron, 6 proton. 3 ClO- ve 2 cro 4 Hepsini bir tarafa yazıp topluyoruz. Sağ tarafta da bu gördüklerinizin hepsini koymamız gerekiyor. Yani ürünler tarafına. Elimizde neler olduğuna bakalım. 3Cl- 3H2O 2 CrO4 2 eksi. 8 H ve son olarak 6 elektron. Aynı şekilde bunları da topluyoruz. Sonunda bitti. Bu şekilde yazdığımız zaman hem solda hem sağda 6'şer elektronumuzun olduğunu görmemiz sanırım daha da kolaylaştı. Bu şekilde ikisi birbirini götürecek. Aslında aynı şekilde iki tarafta bulunan protonlarımız da var. Bu tarafta 6 tane, bu tarafta 8 tane proton var. Demek ki buradaki 6 tanesini elleyebiliriz. Böylece sağ tarafta da 2 proton kalmış olur. Elimize kalanları tekrardan bir yazalım sadeleştirdikten sonra elimizde neler kalmış bir bakalım. Burada 3 ClO- artı 2 CrOH4- kaldı. Bu tarafta da 3 Cl- artı 2 H2O. Pardon tabii ki 3 H2O artı 2 CrO4- 2- artı 2 H var. İşte oldu. Şimdi düşünmemiz gereken şey bu tepkimenin aslında bazik ortamda gerçekleşmiş olduğu. Bu protonları nötralleştirmek için birkaç hidroksit anyonu eklememiz gerekecek. O halde kaç protonumuz olduğuna bir bakalım. Sağ tarafta iki tane proton var. Demek ki sadece iki tane hidroksit anyonu eklememiz gerekiyor. Bu tarafa iki tane hidroksit anyonu ekleyelim. Tabi bu tepkimeyi daha önce denkleştirmiş olduğumuz için sağ tarafa ne yapıyorsak sol tarafa da aynısını yapmamız gerekiyor. Başka bir deyişle sağ tarafa iki tane hidroksit ekliyorsam sol tarafa da iki hidroksit eklemem gerekiyor. Hidroksitleri eklediğimiz zaman protonlara neler olabileceğini bir düşünelim. İkisi birbirini nötralleştiriyor değil mi? Sonuçta H artı ve OH eksi H2O'yu verir. Dolayısıyla sonuçta su molekülleri elde ediyoruz. Hatta iki protonu İki hidroksitle nötralleştirdiğimize göre 2 tane su molekülü elde etmemiz gerekiyor. Yani sağ tarafta 2 tane su molekülü elde etmiş olduk. 2H2O. Artık elde ettiğimiz son cevabı yazabiliriz. Sol tarafta 3ClO eksi artı 2CrOH4 eksi ve biraz önce eklediğimiz 2OH eksi olmalı. Sağ tarafta ise 3Cl eksi artı 5H2O. Sonuçta 3 tane vardı. 2 tane daha ekledik. 5 etti. Artı 2 kromat yani CrO4 2 eksi var. Evet her şeyi yazmış olduk. Artık cevabı kutu içine alabiliriz. Biraz uzun sürdüğünün farkındayım ama sonuç olarak cevabı bulduk. Önemli olan da bu. Ayrıca tekrar hatırlatmak istiyorum. Cevabınızı her zaman için atomların sayıları ve yükleriyle kontrol edebilirsiniz. Sonuç olarak ikisinin de denkleştirilmiş olması gerekiyor. Bu cevabımız için bunu yapmayı size bırakıyorum. Bir önceki videoda bunu ben yapmıştım. Artık sıra sizde. Görüşmek üzere.